Merhaba arkadaşlar. Bilimin Eğlenceli Dünyası'na hoş geldiniz. Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden Fatih ben. Bugün sizlerle statik elektrik gösterisi yapacağız. Statik dedim çünkü bir farklı bir kısmı var. Bazı açıklamalar yaptıktan sonra ne demek istediğimi daha sonrasında açıklayacağım. Daha öncesinde gösteriye geçmeden önce elektrik hakkında madde, atom, elektrik çeşitleri, enerji hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Madde ile başlayalım. Madde, tabii sıradan maddeler için söylüyorum. Uzayda yer kaplayan, yani hacmi olan, kütlesi olan, eylemsizliği olan ve yapısında en az bir tane tanecik bulunduran her şeye biz madde deriz. Peki, bizim gördüğümüz, hissettiğimiz veya algılayabildiğimiz her şey madde midir? Mesela ışık, ısı, ses, elektrik bir madde midir? Değildir, değil mi? Bu saydığım her şey enerjidir. O zaman biz de elektrik için bir tür enerjidir diyebiliriz. Enerjiyi de açıklamak gerekirse soyut bir kavram olduğu için çok tanım yapamıyoruz ama şöyle basitçe kısaca açıklamak gerekirse de iş yapabilme, ısıtabilme ya da aydınlatabilme yeteneği veya kapasitesi diyebiliriz. Tek başına bir anlam ifade etmez ama bir cismin ya da bir sistemin parçasıdır. Elektrik bir tür enerjidir demiştim. İki çeşit elektrik enerjisi vardır. Bunlardan bir tanesi dinamik, hareketli elektrik. Diğeri de statik, bizim burada yapacağımız statik, durgun elektrik. Dinamik elektrik, maddelerin üzerindeki serbest elektron, maddenin kopan serbest elektronları bir iletken yardımıyla bir yerden başka bir yere aktarılıyorsa bu hareket sağladığı için biz ona hareketli elektrik diyoruz. İki çeşittir. Doğru akım ve alternatif akım. Doğru akım bildiğiniz gibi akımın zamana göre şiddetinin ve yönünün değişmediği durumlarda doğru akım diyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse de piller, aküler, bataryaları örnek verebiliriz. Alternatif akım ise akımın zamana göre yönünün ve şiddetinin sürekli değiştiği durumlarda biz de o kısma alternatif akım diyoruz. Dinamik elektriği biz üretiriz ve kullanabiliriz. Ürettiğimiz kısımlarda başka enerji çeşitlerinden yararlanırız. Mesela güneş enerjisinde, güneş panellerinden, rüzgar güllerinden, kömürden, doğalgazdan, petrolden, nükleer santrallerden, termik santrallerden, barajlardan, hatta bu denizdeki dalgalardan, çöplüklerden bile üretiyoruz. Bu bizim ürettiğimiz, evde kullandığımız elektrik. Bu lambaları çalıştıran elektrik, dinamik elektrik. Kullanmadığımız, doğada gerçekleşen elektrik de statik elektrik. Ona da bir tanım yapmak gerekirse, maddelerin o kopan serbest elektronları bir yerde durgun halde kalması, hareket etmediği durumlarda biz ona da statik durgun elektrik diyoruz. Onu da oluşturmanın 3 farklı yolu var. Bu kısma geçmeden önce biraz daha detaya inersek, elimde bir makas olduğunu düşünün. Ben bu balonu ikiye bölsem, çıkan parçayı tekrar ikiye bölsem, çıkan parçayı tekrar ikiye bölsem, tekrar ikiye bölsem, tekrar ikiye bölsem, sonunda bölemeyeceğim öz bir parçacık kalacaktır. İşte o parçacığa bölünemez anlamı taşıyan atom denilmiş. Daha teknik ve kitaplarda yazan bir tanım yapmak gerekirse de atom için bir maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına biz atom deriz, değil mi? Mesela bu balonu oluşturan en küçük, bu balonun bütün özelliğini taşıyan en küçük parçaya biz atom diyoruz. Bu tahta için bu geçerli değil. Bu tahtayı oluşturan atomlar farklıdır. Bundaki, yani bu balondaki atomlar bu tahtayı oluşturmaz. O yüzden bu tahtanın atomu farklı bir yapıdadır. Her atom çeşitliliği atomun içerisinde bulunan 3 temel parçacıktan kaynaklanıyor. Size onu burada göstermek istiyorum. Bu bor atom modeli, şu orta kısma çekirdek deniyor. Burada proton ve nötronlar var. Bunların kütleleri büyüktür. Hareket etmez, sabittir. Ama şu sarı çizgilerde elektronlar var. Onların kütleleri küçüktür ve yüksek hızlarda hareket eder. Protonlar için artı yük, elektronlar için de eksi yük diye bir tanım kullanırız.
Şimdi kaldığımız yerden devam edersek, statik elektriği oluşturmanın 3 farklı yolu var demiştim. Bunlardan bir tanesi sürtünmeyle elektriklenme. Ben bu balonu buradaki cama sürtersem ve bırakırsam şu şekilde balon buraya yapışıyor değil mi? Şu an biz balonun ve buradaki plastik camın üzerindeki yük dengesini bozduk. Bunlardan bir tanesi elektron alma isteği fazla olduğu için eksi yükleri aldı ve dolayısıyla eksiyle yüklendi. Yani elektronları aldığı için eksiyle yüklendi. Diğeri de elektronlarını verdiği için o da artıyla yüklenmiş oldu fazlalık olarak. Biri artı, diğeri de eksi olduğu için birbirlerini çekiyorlar. Peki ben balonu buraya sürsem, daha sonra şuradaki tahtaya bıraksam, sizce buraya da yapışır mı? Deneyelim. Bakın balonu buraya sürtelim. Daha sonra buraya bırakalım. Buraya da yapışıyor değil mi? Şimdi burada artı ve eksi yüklerin birbirini çektiğini söylemiştik. Şu kısmı birazdan açıklayacağım. Çocuklar, şimdi yüklere biz elektron fazlalığı olan kısma eksi yük diyoruz. Elektron eksikliği olan kısma da artı yük diyoruz. Artı ve eksi yüklerin bir elektrik alanı oluşur. Bu alanda bu mıknatıslardaki manyetik alanla benzer özellik gösterdiği için, aynıdır demiyorum, benzer özellik gösterdiği için biz kırmızı olan bölgeye artı yük gibi davranır, beyaz olan bölgeye de eksi yük gibi davranır ifadesi kullanacağız. Bir örnekleme yapacağız. Burası artı, bakın burası da artı, burası da kırmızı, burası da kırmızı. Yaklaştırırsak artı artı itiyormuş değil mi? Bakın burası eksi, burası da eksi. Yaklaştırırsak eksi eksi itiyor. O zaman bir genelleme yaparsak aynı yükler birbirini iter. Birbirini çekenler, şöyle göstereyim, zıt yükler değil mi? Artı eksiyi çekiyor. Şimdi ben biraz önce balon cama sürttüm de biri eksiydi biri artıydı. Balon cama yapışıyordu. Peki balon buradaki tahtaya da yapışıyor. Bunun bir açıklaması olması lazım. Bu tahta herhangi bir yere sürtünmediği için nötr halde. Balon eksi veya artı yükle yüklü olması çok bir anlam ifade etmiyor. Nötr cisimleri çektiği için balon tahtaya da yapışıyor. Bu birincisiydi. Bir diğeri etkiyle elektriklenme. Ben bu balonları birbirine dokundursam, yine balonu buradaki cama sürsem ve değdirmeden, şöyle uzak bir mesafeden birbirlerini yaklaştırsam, atıyorum bunda eksi yükler olsun. Yaklaştırdığımda eksi yükler diğer tarafa doğru itildiği için bu kısım, yani bu balon artıyla, bu da eksiyle yüklenmiş olacaktır. Bu da etkiyle elektriklenme. Bir diğeri de dokunmayla elektriklenme. Ben jeneratörü çalıştırdığım zaman jeneratörün dışında artı yükler oluşacak. Atıyorum bu metalle, şu küçük metali birbirine dokundurursak yüzey alanlarına oranla üzerindeki yükü paylaşırlar. Bu da dokunmayla elektriklenme. Gösterimizin konusu, kahramanı bu jeneratör. Bu jeneratör ismi Van de Graaff jeneratörü, bir fizikçi bulduktan sonra kendi ismini vermiş. Şu şekilde çalışıyor. Ben buradaki düğmeye bastığım zaman, tabii bunun farklı çeşitleri de, birkaç çeşidi var. Ben size kabaca tabir edeyim. Düğmeye bastığımda motor var. Bir elektrik motoru var. Motor çalışıyor. Şu ortadaki kayışları, altta ve üstte kasnaklar var. Kasnaklar yardımıyla sürekli döndürecek hızlı bir şekilde. Şurada voltaj yükselticisi var. Ya iyon kaynağı ya da yüksek voltaj kaynağı var. O içerideki havayı iyonize ediyor ve iyonize olan hava artı yükler şu öndeki kayışa yapışıp yukarı doğru hareket edecek. Bu üst kısımda bir elektrot var. Elektrot buradan gelen artı yükleri alıp bu kürenin dış yüzeyine dağıtmaya başlayacak ve kürenin dışında artı yükler toplanmaya başlayacak ve bununla birlikte artı yüklerin artmasıyla birlikte potansiyel fark da sürekli artacak ve kritik bir noktaya geldiğinde elektrik deşarjı ya da arklar ya da küçük kıvılcımlar oluşmaya başlayacak. Size dilerseniz hemen onu şu şekilde göstereyim. Büyük kürenin dışına dikkatlice bakalım.
böyle küçük çıt sesleri çıkıyordu. Duyabildik mi bilmiyorum. Bir de küçük kıvılcımlar vardı. Eminim size de olmuştur. Birine böyle dokunuzda böyle çıt diye bir ses çıkmıştır, değil mi? Genelde oyun parklarında kaydıraklardan kayarken ya da günlük kazaklarınızı çıkartırken ya da eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Tüplü televizyonlar vardı. Ekranına böyle parmaklarınızı sürttüğünüzde çıt çıt diye sesler çıkardı. Sebebi statik elektrik. Burada olan şeyin aslında aynısı. Şimdi peki böyle bir elektrik üreten bir jeneratöre bir insan dokunursa sizce insana ne olur? Bunu bir arkadaşımızla denemek istiyorum. Neslihan Hanım, buyurun. Şuradan çıkacağız. Ayaklarımızı birleştirelim. Çok güzel. Sizce ben jeneratörü çalıştırırsam acaba ne olur? Tamam. Elimde böyle bir aynam var. Olup biteni buradan izleyebileceksin. Hazırsan başlayalım. Elinizi çekmeyin. Bir de saçlarımızı birazcık sallayacağız. Tamam. Geliyor. Tamam. Tamam, çok güzel. Çekebilirsiniz elinizi. Şöyle göstereyim. Evet, saçlarımızın hepsi havaya kalktı değil mi? Evet. Böyle güzel oldu. Kalsın mı? Böyle gelsin. Kalsın, vallahi çok güzel oldu. Şu kısım yalıtkan bir malzemeyle kaplı olduğu için şu an arkadaşımızın üzerindeki o kazandığı artı yükler atamıyor. Ama ben toprağa bastığım için bana dokunabilir misin? Tabii. Evet, küçük bir çıt sesi geldi. Bir de dikkat ettiyseniz arkadaşımızın saçları da aşağı indi. Yerinizi alabilirim. Buyurun. Arkadaşlar bu jeneratör statik elektrik üretiyor. Potansiyel farkı çok fazla. Birkaç çeşidi var. Burada havayı iyonize ediyor. Başkasında başka gazlar da kullanılabiliyor. O yüzden 20 milyon volt ya da 25 milyon volta kadar buradaki potansiyel fark artabiliyor. O yüzden biz buraya dokunduğumuzda bu kadar yüksek voltaj bize zarar vermiyor. Çünkü gücü az. Bir zarar olmadı. Sadece saçlarımızı havaya kaldırdı. Bu da saçımızın havaya kalkmasının sebebi arkadaşımız buraya dokunduğu zaman arkadaşımızın üzerindeki eksi yükler de bu jeneratör yardımıyla şuradaki biraz önce gösterdiğim bu topraklama çubuğuna geliyor. Eksi yükler bu kablo yardımıyla buraya kadar geliyor. Ve arkadaşımızın üzerinde de artı yükler toplandığı için biliyoruz ki burada mıknatıslarda görmüştük. Artı artıyı itiyordu değil mi? O yüzden arkadaşımızın saçları da havaya kalktı. Evet arkadaşlar, buna bir kişi dokunursa acaba ne olur? Tabii onu denemeden önce böyle cansız bir şey de yapalım ki sonuçlarına bakalım. Sizce ben bu paspası bu jeneratörün üst kısmına yapıştırırsam sizce paspasa ne olur? Deneyip görelim mi hep birlikte? Paspasa dikkat edin. Tamam. Paspasın uçları havaya kalkıyor değil mi? Jeneratörün dışındaki yüklerle paspas aynı yükle olduğu için, artı ile yüklendiği için her ikisi birbirini ittiği için paspasın uçlarını havaya kaldırıyor. Şimdi bunu bir kişiyle deneyebiliriz. Neslihan Hanım, buyurun. Tekrar yapın. Buyurun. Çıkalım. Ayaklarımızı birleştirelim. Elinizi böyle düz bir şekilde. Buradaki tabakları arkadaşımızın eline koydum. Tabaklara ne olmasını bekliyoruz? Bakalım hep birlikte izleyelim. Elinizi çekmeyin. Herkes tabaklara dikkat etsin. Geliyor.
çekebilirsiniz elinizi. Buyurun, geçebilirsiniz. Tabakların hepsi uçtu. Bunun bir açıklaması var tabi. Biraz önce paspası olan şeyin aynısı tabaklara da oldu. Tabaklar da artı ile yüklendiği için, artı yükler birbirini ittiği için tabaklar da teker teker uçmaya başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bilimle kalın. Hoşça kalın.